Efendim günaydın, iyi sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. 22 Temmuz 2022 Cuma gününde yeni güne sabah ajansıyla merhaba diyoruz. Önümüzdeki 3 saat boyunca da hem Türkiye'den hem de dünya gündeminden gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Canlı bağlantılarımız olacak, özel haberlerimiz ve yeni günün gazete manşetleriyle. Yine önemli bir güne giriş yapıyoruz çünkü gözler bugün İstanbul'da olacak. Daha fazlası var. Bu saatimizde neleri paylaşacağız hemen onu aktaralım size. Milli Güvenlik Kurulu 3 saat sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride terörle mücadelede kararlılık vurgulandı. NATO'ya da çağrı vardı. Detaylar birazdan. Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona geliniyor. 4. reaktörün temeli atıldı. Peki santral Türkiye'nin elektrik talebinin ne kadarını karşılayacak? Detaylar birazdan. Enerji krizinin pençesinde olan Avrupa Birliği'nde Rus gazı çatlağı yaşanıyor. Birlik Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanırken Macaristan Moskova yönetiminden ek doğal gaz talep etti. Gelişmeler birazdan sabah ajansı. Dünyanın gözünü çevirdiği yer aslında Rusya-Ukrayna savaşı. Bugün Avrupa genelinde hatta dünyadaki gıda krizinin, enerji krizinin başlıca sebebi de bu. Ortaya çıkan yaptırımlar ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik o işgal girişimi sonucunda bugün dünya bir krizle karşı karşıya. Onlardan en önemlisi şüphesiz ki tahıl krizi. Uzun zamandır Türkiye'de dünyanın karşı karşıya kaldığı bu tahıl krizini aşmak için girişimlerde bulunuyor. Ama bu girişimler geride bıraktığımız gün sonuç verdi. Bunun için de gözler bugün İstanbul'da olacak. Çünkü tahıl sevkiyatı için imza töreni Başkan Erdoğan'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yapılacak. Dünyayı saran tahıl krizini sonlandıracak anlaşma İstanbul'da imzalanacak. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Kiev'in Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken 20 milyon ton tahıl Odessa limanındaki silolardan çıkarılamadı. İşte bu durum tahıl krizine neden oldu. 13 Temmuz'da tahıl sevkiyatının sağlanması ve güvenli koridorun oluşturulması için Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler heyetleri İstanbul'da bir araya geldi, müzakereler olumlu sonuçlandı. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak. Dün de gözler Milli Güvenlik Kurulu'ndaydı. Başkan Erdoğan başkanlığında külliyede toplantı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Terörle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verildi. Toplantı sonrası yayınlanan o bildiride bir de Yunanistan'a net bir şekilde uyarı vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat 10 dakika süren toplantıdan 7 maddelik bildiri çıktı. Bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı. Operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü denildi. FETÖ'yle mücadeleye ayrı parantez açıldı. Terör örgütleriyle işbirliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda NATO Liderler Zirvesi de tüm detaylarıyla ele alındı. Yayınlanan bildiride NATO'ya terörle mücadelede Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı. Toplantıda tahıl koridoru konusu da görüşüldü. Küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin çözümü için çalışıyoruz ifadesi kullanıldı. Sorunun çözümü için ateşkesin önemi vurgulandı. Ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokasyonları. Milli Güvenlik Kurulu'nda Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerini ilave olarak kara suyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Atina'ya düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan haklarına aykırı faaliyetlere son verme çağrısında da bulunuldu.
Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'nin desteği bir kez daha hatırlatılırken, küresel ekonomik kriz için alınması gereken tedbirlerin de gözden geçirildiği belirtildi. Ve dün Türkiye için önemli bir gündü çünkü Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. reaktörünün temeli atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez o temel atma töreninde konuştu ve tamamlandığında 4 reaktörün Türkiye'nin tek başına elektrik talebinin %10'unu karşılayabileceğini söyledi. Türkiye'nin yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesinin temeli atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin önemine dikkat çekti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük projesi, en büyük yatırımıdır. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden ikisi burada Akkuyu'nun inşaatında hizmet veriyor. Akkuyu'nun dünyanın da en büyük projesi olduğunu vurgulayan Dönmez, santralle Türkiye'nin 420 milyar metreküp gaz ithalinden kurtulacağını söyledi. Akkuyu'nun 60 yıl boyunca işletmede kalacağı düşünüldüğünde, Akkuyu ile aynı büyüklükteki bir doğal gaz santrali için toplamda 420 milyar metreküp gazı ithal etmek durumunda kalacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu tek başına karşılayacak. Bu, Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin %90'ına denk geliyor. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin neredeyse %10'unu tek başına karşılayabilecek bir durumda olacaktır. Aslında bir yerde Akkuyu'da tek santral değil, 4 santral yapıyoruz gibi de düşünebiliriz. Santralin istihdama da katkısı büyük. Yoğun günlerde şantiyede çalışan sayısı 25 bini aşıyor. Akkuyu sadece ekipman olarak değil, iş gücü hacmiyle de dünyanın en büyük projelerinden birisi. Şantiye sahasında en yoğun günlerde 25 binden fazla kişi çalışıyor. Akkuyu çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor. Kömür bazlı hesaplamaya göre yılda 35 milyon ton, işletmede kalacağı 60 yıl zarfında ise toplam 2.1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Santral açılışının ise Cumhuriyet'in 100. yılında yapılması hedefleniyor. Konuya ilişkin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dimitri Romaneste açıklamada bulundu. Bugün 4. ünitenin temeli atılınca biz dünyada en büyük nükleer inşaat sahası haline geldik. Dünyada en büyük nükleer inşaat sahası Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Peki bu süreç nereden nereye geldi? Hemen onu kısaca sizlerle paylaşalım. 2018'de ilk ünitenin temeli 3 Nisan'da atılmıştı. 2020 yılına geldiğimizde ise 8 Nisan'da ikinci ünitenin inşasına başlandı. Ve 2021'de de 10 Mart'ta 3. güç ünitesinin ilk betonu döküldü ve geride bıraktığımız günde artık 4. ünitenin temeli atıldı. Akkuyu Nükleer Santrali'nde 4 reaktör toplamda 1200 megawattlık bir enerjiye sahip olacak ki santralin ilk ünitesinin de 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Ve kalan 3 ünitenin de 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Dedik ya ülkemizin tek başına %10 elektrik ihtiyacını karşılayabilecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali toplamda 4800 megawatt kurulu güce sahip. Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz bir elektrik üretimi yapılacak. Yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek ve Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak. Büyük şehirleri göz önüne alalım hemen. İstanbul ve düzeltiyorum Ankara ve İzmir Türkiye'deki en büyük 3 şehrimizden. İkisi sadece Akkuyu Nükleer Güç Santrali hizmete girdiğinde bu iki şehrimizin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilir düzeye gelecek. Dedik ya gözler 2023'e çevrilmiş durumda ilk üniteden elektrik verimi almak için ki
2023'te daha birçok enerjide yeni müjde bekleniyor tabii. Doğal gaz da bunun en önemli ayaklarından birisi. Tabii sadece Türkiye kullanmıyor nükleer güç santralini. Avrupa Birliği ülkeleri uzun yıllardır kullanıyor. Hemen onlara da bir göz atalım. Avrupa Birliği üyesi 13 ülke elektrik üretiminde nükleer santralleri kullanıyor ve nükleer enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı Avrupa Birliği genelinde şu an itibarıyla %25. Nükleer enerji payının en fazla olduğu 3 ülke Fransa, Slovakya ve Macaristan. Fransa elektrik ihtiyacının %67'sini, Slovakya %54'ünü, Macaristan'da %64'ünü bu nükleer enerjiden, nükleer güç santrallerinden sağlıyor. Nükleer enerji kullanan diğer Avrupa ülkelerine bakalım yine. İsveç %49.198 megawatt elektrik üretiyor. Finlandiya 23.291 gigawatt düzeltiyorum. Hollanda 4.087 gigawatt. Belçika 34.435 gigawatt. Fransa 353.833 gigawatt ki en çok nükleerden faydalanan ülke Fransa. Çekya 30.043 gigawatt. Slovakya 15.444 gigawatt. Romanya yine aralarında en düşük nükleer güç ihtiyacı olan 11.460 gigawatt. Almanya malum sanayideki en aktif ülkelerden birisi Avrupa Birliği'nde 64.382 gigawatt enerji ihtiyacını karşılıyor nükleer güç santrallerinden. Ki gigawattı da hemen şey yapalım, normal kullanmış olduğumuz bir wattın yaklaşık 1 milyar katı bir ampulden yola çıkacak olursak. Yine İspanya'nın da 58.299 gigawatt olduğunu söyleyelim ve genel olarak nükleer enerjide toplam elektrik üretimi Avrupa'da yaklaşık 700 bin gigawatt. Tabii ki bu konuda Türkiye'nin de önemli girişimleri var ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye girmesiyle bunun bir başlangıcı olacak ve Türkiye kendi enerjisini kendisi üretebilen ve dışa bağımlılığı azaltmış bir ülke konumuna gelecek. Evet, Avrupa Birliği ülkeleri genel olarak elektrik ihtiyacını nükleer enerjiden sağlıyor ama özellikle son yıllarda karşı karşıya kaldığı bir başka kriz var. Doğalgaz krizi. Malum Rusya ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor ki Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketleri hazırlanıyor ama onlara karşı çıkan bir ülke var. Macaristan. Batı ile Rusya arasında gaz gerilimi yaşanıyor. Kuzey Akım 1 yeniden faaliyete geçti. Ancak şimdilik %30 kapasitede gaz veriliyor. Macaristan, Avrupa Birliği içinde Rusya'ya enerji alanında yapılan yatırımlara en sert tepki veren ülkelerin başında geliyor. Depremde, selde ya da kar yağışında daima tatilde hatırlıyoruz. Malum CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ama ona CHP lideri Kılıçdaroğlu sahip çıktı. En son Esenyurt'ta yaşanan o sel felaketi sırasında da tatilde olması büyük eleştirilere yol açmıştı. Hatırlayacaksınız. Kılıçdaroğlu belediye başkanları da insan dedi ve İmamoğlu'nun selden haberi olmadığını söyledi. AFAD uyardı, İstanbul Valiliği ise adeta saat verdi. İstanbul'un sele teslim olduğu anlarda herkes yardım için seferber olmuşken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tatildeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun bu davranışını "o da bir insan" diyerek savundu. Selde görevinin başında olması gerekirken tatilde olmasını normal karşıladı. Göreve geldiği ilk günden bu yana adı afetlerde tatile çıkmasıyla gündem olan İmamoğlu, bir kez daha İstanbullu seçmenini yarı yolda bıraktı. Esenyurt'ta vatandaşlar can derdindeyken kendisi tatilini yarıda kesmek yerine süreci telefondan yönetmeyi tercih etti. Onun bu tutumu halktan tepki toplasa da bir gazeteye konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na destek verdi. Bunlar birer insan, tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var, kadrolar dahil olurlar. O işlerle ilgili görevliler var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor. Ancak CHP lideri burada yanıldı. Çünkü AFAD yaşanabilecek felaketi önceden haber verdi. Turuncu kodla uyarıda bulundu.
dolu, sel, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olun dedi. İstanbul Valiliği de adeta saat vererek yaşanabilecek felaketin tablosunu çizdi ama İmamoğlu buna rağmen tatilini sürdürdü. Eleştirilere saygı duyuyorum ama hayatın bir gerçeği var. Bir yerde yangın çıktığında, su baskını olduğunda, herhangi bir afet durumunda belediye görevlileri oradadır. Aracı gereci oradadır. Ekipleri oradadır. Belediye başkanı alınması gereken kararları alır, talimatları verir. Gerekirse kendisi de oraya gider, müdahil olur. Tutarsızlık sadece parti içinde değil, altılı masada da yaşanıyor. Yeni bir kriz daha gündemde. Malum Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair kararı onaylamıştı. Karar sonrası CHP, İyi Parti, Gelecek ve Deva Partisi liderleri de benzer bir açıklama yaptı. İktidar olduğumuzda İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız demişlerdi. Ancak bu vaat krize dedik ya neden oldu? Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan tavrını da hala devam ettiriyor. Bunun sözünü veriyorum. Mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir. İstanbul Sözleşmesi'ni amasız, fakatsız hayata geçireceğiz. Bu sözleşmenin kadını şiddeti önlemeyle hiçbir alakası yok neredeyse. Ve önleyemedi de. Altılı masada kılıçlar çekildi. CHP, İyi Parti, Gelecek ve Deva Partilerinin İstanbul Sözleşmesi vaadine Saadet Partisi'nden bir itiraz daha geldi. Kadını kalkan olarak, maske olarak kullanıp hem kadınlığı hem erkekliği bitirmenin, bir toplumu çökertmenin adıdır İstanbul Sözleşmesi. Son olarak Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Abdullah Sevim sosyal medya hesabından Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı yerindedir. Bu sözleşme baz alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanununda hızla gözden geçirilmesi elzemdir paylaşımı yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili masadaki diğer partilerden farklı düşündüklerini açıkça ifade etmişti. Bu sözleşmenin kadını şiddeti önlemeyle hiçbir alakası yok neredeyse ve önleyemedi de. İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddeti önleyeceğini savunmak, Amerika'nın Irak'a demokrasi götüreceğini savunmakla eşdeğerdir. ABD işgal için nasıl ki demokrasiyi istismar ediyorsa, İstanbul Sözleşmesi'ni bize dayatan Batı da kadını istismar etmektedir. Saadet Partisi olarak buradan ilan ediyoruz ki biz var olduğumuz müddetçe bu sapkınlıkları meşrulaştırmaya hiçbir faninin gücü yetmeyecektir. Bir Gün ve Cumhuriyet gazeteleri. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ve çevre ajansını hedef alan haberleriyle ilgili yargı süreci tamamlandı. Her iki gazetede tekzip metni yayımladı. Gerçeğe aykırı ve somut gerekçesi olmayan Emine Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden Cumhuriyet ve Bir Gün gazeteleri asılsız haberleri için tekzip yayınladı. Bir Gün gazetesi 28, Cumhuriyet gazetesi ise 29 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Çevre Ajansı'nın Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulduğunu ve ihaleler için şahsının yetkili olacağı yönünde iddialara yer vermişti. Türkiye Çevre Ajansı'nı kurarak depozito yönetimi yoluyla milli servetin heba olmasının önüne geçecek bir adım daha attık. O haberle ilgili Emine Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel mahkemeye başvurdu. Yargı süreci de tamamlandı. Sıfır Atık Gönüllüleri ekibi kurduk. Atık kumbaralarını her gün kontrol ettik. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği haberlerden dolayı iki gazetenin tekzip yayınlamasına karar verdi. Gazeteler yeni sayılarında tekzip metnini yayınladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca metrosu ihalesiyle ilgili verilen iptal kararını Danıştay'a taşıdı. Danıştay ise itirazı reddetti ve İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Danıştay usulsüz ihalenin iptaline yapılan itirazı reddetti.
İzmir'de Buca metrosunun 2021'de yapılan ihalesi 3 milyar 921 milyon 481 bin lira teklif sunan Gülermak firmasına verildi. Nurol Joint Adventure'ın 3 milyar 392 milyon 950 bin 495 lira 64 kuruş. Yapı Merkezi ve Nurol Şirketi ortaklığı ise proje için 3 milyar 392 milyon 950 bin liralık teklif sundu. Ortaklık grubu ihalenin daha yüksek teklif veren firmaya verilmesini yargıya taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararını Danıştay'a taşıdı ve dosyayı Danıştay 13. daire değerlendirdi ve verilen karar sonucunda idare mahkemesinin kararını Danıştay onadı. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi komisyonu tekrar toplayacak ve yeni bir karar verecek. Mahkeme ihale komisyonunun kararını iptal etti. İzmir halkına bence bir müjde mahiyetinde bir karar olmuş. Çünkü İzmir'in 529 milyon lira daha fazladan para ödemesinin önüne geçmiş oldu. Böylece İzmir halkının cebinde kalacak. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla inşaatın devam edeceğini duyurdu. Burada beklenen Sayın Soyer'in sağduyulu davranıp bu iki mahkeme kararını mutlaka uygulaması, aksi takdirde Sayın Soyer nezdinde bu anayasal suç işlemekten tut, bu işin mali mesuliyet kısmına kadar gidecek daha büyük sorumluluklar oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ağaç katliamına imza atmış ve Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki çınar ağaçlarını hastalık bahanesiyle hepsini kesmişti ki uzmanların bu konuda zaten karşı görüşleri vardı. Ama belediye o çınar ağaçlarının yerine yeni fidanlar dikti. Görünen o ki o fidanlar da bir şekilde kurudu bakımsızlıktan dolayı. Hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek karşımıza. Mehmet günaydın. Kolay gelsin. Ne oldu o fidanların akıbeti? İyi sabahlar Tahir İnan. Bizler de o durumu araştırmak için şu an Çırağan Caddesi'ndeyiz. Kameraman Özden Kul ekranlarınıza getirecek. Bakın bu cadde boyunca tarihi çınar ağaçları vardı. Mart ayında bir mantar hastalığı çeşidinin ağaçlarda yayıldığı iddiasıyla yüzden fazla ağaç kesilmişti. Peki o kesilen ağaçların yerine ne oldu? Bakın böyle yerine fidanlar dikildi. Cadde boyunca aslında bu tür fidanları görebiliyoruz. Bakın kuruyan bir şekilde ekranlarınıza geliyor. Bunun gibi birçok fidan aynı şekilde kurumuş vaziyette. Peki neden kurudu? Özellikle bu kesilen ağaçların yerinde toprağın 6 ay dinlenmesi gerekiyordu. Daha sonrasında ekim yapılması gerekiyordu. Ancak İBB yetkilileri kesilen ağaçların tepki toplaması üzerine alelacele bu fidanları diktiği için işte malum bu tablo ortaya çıktı. Daha sonrasında tutmayan fidanlar yerine bakın şöyle bir çalışma yapıldı. Bu noktada da iki tane çınar ağacı kesilmişti ve şöyle bir tabela asıldı. Bu noktada dikim, yeni bir dikim çalışması için toprağın 6 ay sterilize edildiği bilgisi paylaşıldı iki ayrı noktada. Şimdi Özden Kul hemen karşı noktadaki bir ağacı daha getirecek ekranlarınıza. Bakın bu ağaçlar kesilmedi ancak onlar da kurumuş vaziyette. İki çınar ağacını daha görüyoruz. Karşısında da bir çınar ağacı kesilmiş vaziyette. İşte bir mantar çeşidi hastalığı iddiasıyla yüzden fazla kesilen çınar ağaçlarının yerine dikilen fidanlar, alelacele dikilen fidanlar kurudu. Hal böyle olunca da bir kez daha İBB yetkilileri tepki topladı. Öte yandan AK Parti döneminde anıt ağaçların onarımı noktasında son 3 yıla baktığınızda ve yine bu son 3 yıla baktığınızda 3'te 1 oranında bir azalma olduğu da kaydedilmiş durumda. Bizler de son durumu ekranlarınıza getirdik. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Mehmet Zeyre'ye paylaştığı bilgiler için teşekkür edelim ve Sabah Ajansı'na devam edelim efendim. Dezenfektan veya kolonya sıkıp direksiyon başına geçen sürücüler için bir uyarı var. Öyle ki ehliyetlerini dahi kaptırabilirler. Nasıl mı? Birazdan.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği yaz okulu buluşması Ayasofya-i Kebir Camii'nde düzenlendi ve o buluşmaya 192 okulda eğitim gören 5000 öğrenci katıldı. 5000 öğrencinin katıldığı yaz okulu buluşması Ayasofya'da yapıldı. Çok güzeldi. Daha geziler olacakmış. Bir dahaki sene olursa yine geleceğim. İstanbul'un 39 ilçesinde 192 okulda eğitim gören ortaokulda öğrenciler bu yıl ikincisi düzenlenen Ayasofya buluşmasında bir araya geldi. İkinci Ayasofya Gençlik Buluşması'nı burada gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5000 kişi şu anda cami şerifinin içerisinde. Hepsi ortaokullu çocuklarımız, 5. 6. 7. 8. sınıfta olan kardeşlerimiz. O yüzden çok mutluyuz. Sanırım daha da eğlenceli geçti. Beden dersi yapıyoruz, Kur'an öğreniyoruz, ilmihal dersi işliyoruz. Çok eğlenceli. Satranç var, voleybol var, ondan sonra futbol var, mangal var. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yaklaşık 7 yıldır yaz okulları düzenlendiğini belirtti. Tabii Türkiye Gençlik Vakfı olarak yaklaşık 7 yıldır yaz okulları programları düzenliyoruz. Bu sene de Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz okullarımız şu anda aktif olarak devam ediyor. Sabah 9'dan 12'ye kadar temel değerler eğitimi, ahlak maneviyat eğitimleri, 12'den sonra 3'e kadar da sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle beraber onların fiziksel, psikolojik gelişimlerine katkı sağlama gayreti içerisindeyiz. Ülke ve dünya gündemine gazetelerle bakacağız efendim. Hemen sıcağı sıcağına yeni günün manşetlerini sizlerle paylaşalım. Sabah gazetesi dövize endeksli rüşvet pazarlığı başlığını atmış. Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkan Danışmanı Erdoğan'ın pazarlık yaptığı ses kaydı ortaya çıktı. Sabah gazetesi tarafından çıkarıldı. Kur farkından yakınan Erdoğan bir de Mercedes istemiş deniliyor haberde. Takvim gazetesi ise köşke bucak Ekrem. İmamoğlu gözünü Boğaz'daki köşklere dikti. 20 milyon lira harcayıp Hisarüstü konağını ikametgaha çevirdi. Şimdi de Emirgan'daki beyaz ve pembe köşkleri halka kapatıp kendine ve eşine tahsis etti. Yeni Asır gazetesi de İngiliz Aslan başlığını atmış. 2012 yılında Marmaris'te 1 kilo 600 gram olarak dünyaya gözlerini açan İngiliz bebek kendisini hayatta tutan ekiple tanıştı. Babasının Aslan ismi verdiğini de hatırlatalım o bebeğe. Devam edelim bir başka gazete, Hürriyet gazetesi. Acımasız katilin gözyaşları, İstanbul'da yaşanan maalesef Pınar Damar cinayetine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı katil zanlısıyla ilgili. Bir başka gazetemiz Akşam gazetesi, harekat öncesi kumpas başlığıyla Irak'ta düzenlenen o alçak provokasyonun detaylarını paylaşmış. Tam da Türkiye Suriye'ye harekat hazırlığı yaparken. Bir başka gazete yine Türkiye gazetesi. Akkuyu'da 4. reaktörün temeli atıldı. 100 yılın yatırımı başlığını görüyoruz ki yine önemli bir gelişmeydi. Bakan Dönmez'in önemli açıklamaları vardı. Milliyet gazetesi tahıl koridorunda sona gelindi. Anlaşmada imza bugün ve Fotomaç gazetesi de Avrupalı Konyaspor başlığını atmış. UEFA Konfederasyon Ligi'ndeki Konyaspor'un zaferine, 3-0'lık zaferini manşete aktarmış. Devam edeceğiz efendim gazetelerdeki detayları sizlerle paylaşmaya ama ekonomiden önemli notlar var. Onları da hemen aktaralım. Fiyat İstikrarı Komitesi 5. toplantısını yaptı ve toplantıda enflasyondaki gelişmeler masaya yatırıldı. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 5. toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve ilgili bürokratlar katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıda güncel enflasyon gelişmelerinin mercek altına alındığı, emtia fiyatlarındaki seyrin değerlendirildiği, gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerin detaylandırıldığı belirtildi. Gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeler masaya yatırılırken, yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ve önlemler de ele alındı. Fiyat İstikrarı Komitesi yaptığı değerlendirmeler neticesinde bir dizi karar da aldı. Buna göre, kamu fiyat politikalarının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmesine devam edilecek. Stratejik tarım ürünleri ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmaya devam edilecek.
Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eş güdüm içerisinde çalışması sürecek. Kış öncesi doğalgaz depolama üniteleri en üst kapasiteye ulaştırılacak. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken, ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıkları bu istikamette yönlendirilecek. Özellikle son zamanlarda yeniden tartışılır oldu tarladan markete, raflara varan o fiyat farkları. Sektör yetkilileri de vatandaşı pazara davet ediyor. Fiyatların markete göre pazarda yarı yarıya ucuz olduğunu iddia eden yetkililer bu yolla vatandaşın en az 300 liralık bir karını teminat gösteriyor. Vatandaş için ucuz gıdanın adresi pazarlar mı oluyor? Sektör yetkilileri tüketiciyi markete göre fiyatların yarı yarıya olduğu pazarlara davet ediyor. Vatandaşımdan öte de şunu arz ediyorum halkımızdan. Pazarları gelsinler, marketleri gelsinler. Her yere fark var. Yapılan karşılaştırmaya göre markette 22 ila 25 lira aralığında olan salkım domates fiyatı pazarda 10 ila 15 lira seviyesinde. Yaz sofralarının olmazsa olmazı yeşil biberse pazarda 15 lira, markette 30 ila 35 liradan satılıyor. Pazarda 5 lira olan patlıcan da markette kendisini 12 ila 15 liradan alıcı buluyor. 5 kilo domates aldığı zaman bir mutfağa girecek sadece domatese 50 TL kar oluyor. 50 TL. Düşünün bir de bunu biberi, patlıcanı, salatası, meyvesi koyduğumuz zaman bir vatandaşı cebinde pazardan alışveriş yaptığı zaman 300 TL cebinde kalacak. Aradaki fiyatlar dağlar kadar. Verilere göre Ankara'da bir günde toplam 40 ila 50 pazar kurulurken İstanbul'un sadece Avrupa yakasında günlük 400 pazar kuruluyor. Her yere fark var. TÜİK geliyor, sabah pazarları geziyor, bir de market fiyatlarını geziyor. Öte yandan tarla hasadının artmasıyla fiyatların bir miktar daha gerileyeceğine dikkat çekiliyor. Pazarlarda indirim olur, marketlerde olmaz. Ege bölgesindeki, Bursa bölgesindeki mahsuller başladığı zaman daha da inecek. Devam edeceğiz efendim ama Avrupa'ya bakacağız şimdi. Çünkü Avrupa yaşamış olduğu enerji krizinin yanı sıra şu aralar yangınlarla mücadele ediyor. Ki orman yangınlarının önüne de bir türlü geçilemiyor. Hemen sebeplerini ve son durumu sizlerle paylaşalım. Yılbaşından bu yana Avrupa genelinde ortaya çıkan yangınlar Varko'da gösterilmiş ki en çok İspanya etkilendi. İspanya'da 190 bin hektarlık bir alan küle döndü ki şu ana kadar da yılbaşından bu yana yaklaşık 3190 farklı yerde yangın çıktığını hatırlatalım. Devam edelim. Yine Portekiz'de 47 bin hektarlık bir alan küle döndü. Fransa'da 40 bin hektar, Hırvatistan'da 30 bin, İtalya'da 26 bin hektar alanda yangın söz konusu. Şimdi ülke ülke biraz daha o gelişmeleri sizlerle paylaşalım. İspanya'da hala 21'i kritik durumdaki 38 yangın devam ediyor. İtalya'da yüksek sıcaklıklar hala devam ediyor. Özellikle Portekiz'le birlikte bu iki ülkede sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2000'e yaklaştığını ifade etmekte fayda var. Hala İngiltere'de 10 farklı noktada yangınlar devam ediyor. Bir diğer ülkeye bakalım. Fransa. Fransa'da da yine şu an itibarıyla hala alevlerle mücadelenin devam ettiği noktalar var. Ve yaz başından bu yana özellikle de İspanya'da 70 bin hektarlık alan tamamen küle döndü. Bu bilgiyi paylaşalım sizlerle. Yangınla mücadele ekiplerinin yetişemediği bölgelerde insanlar o alevlerden kurtulmak için hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. İngiltere'de de aşırı sıcaklar nedeniyle yangınlar her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım ki bir kriz durumunda acil durumlar üst üste ilan ediliyor Avrupa'da. Ama aşırı sıcaklar nedeniyle bir yandan da tabii ki hayatını kaybeden insanlar var. Peki neler yaşanıyor? Haberimizde bakalım. Avrupa'da orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Yüz binlerce hektar yeşil alan küle döndü. Alevlere teslim olan ülkelerden biri İspanya. Ülkedeki şiddetli yangınlar ormanları kasıp kavurdu. 150 bin hektardan fazla alan küle döndü. Yangın korkutucu bir gerçek. Çünkü etrafında ne varsa yakıp geçiyor. Bu korkunç bir duygu. Sanki bir parçam yok olmuş gibi hissediyorum. Hollanda'da ise İspanya'daki yangına ilişkin bir itiraf geldi.
Hollanda merkezli Landlife firması kepçeyle zeminde kazı işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın sebebiyle yaklaşık 14 bin hektar ormanlık alanın kül olduğunu, sorumluluğu üstlendiklerini açıkladı. Havadan yürütülen söndürme çalışmaları da kameraya işte böyle yansıdı. Yangınların vurduğu bir diğer ülke ise Slovenya. Ülkenin batısındaki orman yangınlarında 600 itfaiyeci, söndürme uçakları ve helikopterlerle pazar gününden bu yana alevlerle mücadelesini sürdürüyor. Yetkililer yangının Slovenya'nın 20 yıl içinde yaşadığı en kötü yangın olduğunu ve ordunun da söndürme çalışmalarına katıldığını açıkladı. Yangınlar sebebiyle ülkenin batısında bulunan 4 köy boşaltıldı. Yunanistan'da ise onlarca evi küle çeviren yangınlar kontrol altında. 90 bin kişinin tahliye edildiği yangın bölgesinde 34 kişi de hastaneye kaldırıldı. Meksika'da ise devlete bağlı bir doğal gaz boru hattında patlama yaşandı. Çevrede yaşayan 800 kişi hemen tahliye edildi. Doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Meksika'da devlet petrol şirketi olan Pemex'e ait Veracruz eyaletindeki boru hattında patlama yaşandı. Bölgeden bir anda alevler yükseldi. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye gönderilse de başarılı olunamadı. Olayda can kaybı yaşanmazken gaz sızıntısının devam etmesi nedeniyle boru hattına yakın bölgede yaşayan 800 kişi tahliye edildi. Bu kişiler için geçici barınaklar kuruldu. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken yangın gaz akışının kesilmesiyle ancak söndürülebildi. Pandemi döneminde özellikle çok sık kullandık dezenfektan ve kolonyayı ama sürücüler için bir uyarımız var. Direksiyon başına geçerken bunları kullanmamaya özen gösterin çünkü başınız belaya girebilir. Kolonya ve dezenfektan sebebiyle ehliyetinizden olabilirsiniz. Neden mi? Kişi alkol almadığı halde cihaz onu alkol almış gibi gösteriyor. Arabanıza bindiniz ve elinizi, yüzünüzü dezenfektanla birlikte temizlediniz. Fakat yolda sizi trafik polisi durdurup alkol metreyi üflettiğinizde elinizdeki ve ağzınızdaki bu dezenfektanlar alkol sonucunuzu sanki alkol almışsınız gibi gösterebilir. %85 promil alkol çıkıyor. Alkol metreyi üflediniz ve alkol çıkınız. İtiraz ederiz ceza yani. İç hastalıkları uzmanı Doktor Emin Dinççe doğru sonucun kan testinde ortaya çıkacağını söyledi. Kullandığı alkol buharlaşıcı etkisi olduğu için araç, alet bunu pozitif olarak değerlendiriyor. Tabii böyle durumlarda şahsın memurlardan rica edip kan testi yaptırarak kanında ciddi oranda promil alkol var mı yok mu tespit edilmesi mümkündür. Saatlerimizi 7 yaptık efendim. Sabah Ajansı devam ediyor A Haber ekranlarında ve A Haber Radyo'da. Bu saatimizde neler paylaşacağız? Önce onları aktaralım. Tahıl koridorunda görüşmeler olumlu sonuçlandı. Anlaşmada imza töreni Başkan Erdoğan'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta sivillerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Türkiye'ye hedef alan açıklamalara tepki gösterdi, net mesajlar verdi. Almanya ile Ukrayna arasında bir kez daha ipler gerildi. Almanya Savunma Bakanı, Ukrayna'ya daha fazla silah temin etmeyeceklerini söyledi. Peki Berlin yönetimi neden silah sevkiyatını kesti? Gelişmeler ve daha fazlası Sabah Ajansı'nda. Maalesef üzücü haberlerle başlayacağız bültenimize. 3 ilden geride bıraktığımız gün kadına şiddet haberleri geldi. Kocaeli'de bir kadın
boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü. Afyonkarahisar'da ise boşanmak isteyen bir kadın yine eşinin saldırısıyla yaralandı. Bursa'da ise bir kadın kocası tarafından çocuklarının gözleri önünde maalesef darp edildi. Yine boşanma aşamasında olan bir çift ve yine öldürülen bir kadın. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Birgül Göksu ile eşi Yakup Göksu arasında tartışma çıktı. Eşini bıçaklayan adam polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesi doğrultusunda adrese giden ekipler talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Birgül Göksu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da da bir çift arasında yaşanan kavganın ardından kadın babasının evine gitti. Kayınpederinin evine giden adam boşanmak istediğini söyleyen eşine tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı. Bursa'da ise yolda yürüyen karı koca arasında tartışma çıktı. Öfkelenen koca iki çocuğunun gözü önünde eşini darp etmeye başladı. Biri 3, diğeri 5 yaşındaki çocuklar gözyaşları içinde babalarını durdurmak için çırpınsa da başarılı olamadı. Burnu kırılan kadın hastanelik oldu. Darpçı koca ise gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan darp anında yoldan geçenlerin kavgaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Maalesef yine aşırı hız, bazen dikkatsizlik, bazen de kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getiriyor. 4 ilde yaşanan kazaları ekranlarınıza getireceğiz. Maalesef bilanço ağır. 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kadın hayatını kaybetti. Feci kaza Antalya Finik ilçesinde yaşandı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadınlardan kurtulan olmadı. Hafif yaralanan sürücü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde ise aynı yönde seyreden 2 otomobil kaza yaptı. Arkadan gelen bir otobüste duramayarak araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alındı. Bir kazada Adana'da meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarında bekleyen bir kadın ve elektrikli bisiklet kullanan başka bir kadına çarptı. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Karaman'da ise yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre savrulan Yavuz Selim Kalaycı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Tıpkı trafik kazaları gibi özellikle yaz aylarında yangınlar gibi verirken içimizin acıdığı bir başka haber. Maalesef serinlemek için girilen sularda hayatını kaybedenler. Van Gölü'nde de yine 6 çocuk suya girdi ama akıntıya kapıldı. 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. 3'ü ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ünün cansız bedeni bulundu. İpek Yolu ilçesine bağlı Eminpaşa mahallesinde 6 çocuk serinlemek için göle girdi. Çocuklardan 3'ü akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Diğer 3'ü ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye, AFAD ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk etapta yapılan aramada Polat Özister ve Muhammed Gürkan'ın cansız bedenine ulaşılırken Berkay Özister ise bir saatlik çalışmanın ardından cansız bedeni bulundu. Olay yerine giden Özister kardeşler ve Muhammed Gürkan'ın aileleri gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuğun cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. Ve Avrupa günlerdir aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Avrupa'nın birçok farklı noktasında yangınlar söz konusu. Ama bir yandan da maalesef ki o sıcak havalar, o yangınlar acı kayıplara neden oluyor. İki Avrupa ülkesinde, İspanya ve
Portekiz'de 10 günde 1700'den fazla kişi öldü. Şüphesiz ki bazı rahatsızlıkları tetiklemiş olabilir ama ana sebebi sıcaklar. 7-18 Temmuz'da Portekiz'de 1065 kişi yaşamını yitirdi ki ortalama hava sıcaklığı 39 santigrat derece. İspanya'ya baktığımızda da İspanya'da da son 10 günde 678 kişi hayatını kaybetti. Orada da ortalama hava sıcaklığı yaklaşık 41 santigrat derece olarak ölçüldü. Tabii ki bu sıcak havalar beraberinde orman yangınlarını da getiriyor ki binlerce hektarlık alan Avrupa genelinde küle dönmüş durumda ki hala birçok farklı noktada yangınlar devam ediyor. Tabii ki ülkemizde de yangınlarla ilgili meteorolojinin özellikle bazı uyarıları var. Özellikle bazı illerimizde sıcak havalar kendisini artık göstermeye başlayacak. Tabii merak ediliyor İstanbul'da önümüzdeki hafta ya da hafta sonu nasıl bir hava bizleri bekliyor? Detaylar için de muhabir arkadaşımız Mehmet Zeyrek bizleri bekliyor. Mehmet günaydın, kolay gelsin. O güzel İstanbul manzarasında havanın notlarını almak için söz sende. İyi sabahlar Tahir İnan. Tabii İstanbullular özellikle yaz mevsiminin ortasına kadar geldik ama hep sağanak yağmur, rüzgar hatta selle mücadele ediyordu. Meteoroloji ancak mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olacağı yönünde uyarı yaptı. Cuma günü itibarıyla mega kent İstanbul'da 5 ila 8 derece sıcaklık artacak. Şimdi kameraman Özden Kul da İstanbul Boğazı'ndan görüntüyü getirecek ekranlarınıza. Bu cuma yani bugünden itibaren hafta sonu da dahil olmak üzere sıcaklıklar 33 derecenin üzerine çıkacak. Bazen hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar da ulaşmış olacak. Öte yandan elbette sıcak havaların olmasıyla birlikte vatandaş hem gündüz kavurucu sıcakla mücadele edecek. Akşamlarında ise sıcak havanın tetiklemesiyle sineklerle mücadele edecek. Bu konuda da belediyelere büyük görev düşüyor. Öte yandan orman yangınlarıyla da ilgili uyarılar var. Peki yurt geneline bakacak olursak hava durumu nasıl? Karadeniz özellikle bu kavurucu sıcaklıklardan uzak duracak. Doğusunda yer yer sağanak olacak. Özellikle Rize ve Artvin. Ancak Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Ve bunun içinde yine vatandaşların özellikle öğlen saatlerinden sonra mümkünse dışarı çıkmamaları da gerekecek. Hafta sonu özellikle sıcak havalar etkisini göstereceği için de Marmara Denizi'nde ve turistik noktalardaki vatandaşlar da serinlemek için denize girecekler. Bu konuda da yine dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Tahir İnan. Mehmet Zeyrek'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Tabii sıcak havalar bazen tatil fırsatı ya da deniz fırsatını sunuyor ama tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Boğulma tehlikeleri bunun başında ama Avrupa örneğinde olduğu gibi can kayıpları da yaşanabiliyor. Tabii ki en çok sıcak havaların etkili olduğu noktalardan birisi de orman yangınları. Neden? Çünkü yaklaşık %88'i özellikle ülkemizde çıkan orman yangınlarının %88'i insan kaynaklı. Bu nedenle de yeni tedbirler getirildi. Ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bir başka açıklamaya kadar, ikinci bir açıklamaya kadar. Peki hangi tedbirler alındı ve orman yangınlarıyla mücadelede ne durumdayız? Notlar ile birlikte Tayfun Er de İzmir'de karşımızda. Tayfun Er günaydın. Günaydın Tahir İnan. Evet, Ağustos ayının sonuna kadar işte artan hava sıcaklıkları, özellikle Afrika sıcakları tabii ki Ağustos ayında da etkili olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren İzmir özelinde hava sıcaklıkları 40 derecelere ulaşacak ve düşük nem oranı tabii rüzgarda devreye girince yangına hassas bölgeler, ormanlarımız tabii ki. Bununla ilgili de bir genelge yayınlandı. Bu genelge kapsamında alınan önlemleri size kısaca özetleyeceğim. İşte Ağustos ayının sonuna kadar özellikle kamping işletmeleri, Orman Bakanlığı'nın da tabii ki kampları var. Bu kamping işletmelerinin dışındaki bütün orman içerisine giriş ve çıkışlar
izne tabi olacak. Özellikle bu trekking yürüyüşleri vesaire, bunun için izin alınması gerekiyor. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri, özellikle kır düğünleri, işte burada kullanılan havai fişekler vesaire, bunların hepsi yasaklandı ve müsaade edilmeyecek. Orman görevlileriyle birlikte jandarma ve polis ekipleri de devriye gezecek. Bu devriyelerin sayısı artırılacak. Tabii ki burada sabotaj ihtimalleri hep konuşuluyor orman yangınlarında. İşte bunun önüne geçilebilmesi için de özellikle güvenlik güçlerinin devriyeleri bir hayli artırılacak. Tabii dronlarla ve kent güvenlik yönetim sistemleriyle MOBESE kameraları da burada devrede olacak. Çöp depolama ve alanları, özellikle demiryolu kenarları bu konuda hassas bölgeler. İşte geçtiğimiz gün Soma'da, Manisa Soma'da bir kaynak yapılan yangın çıkmıştı. Orada da kısa sürede müdahale edildi. Bu gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Özellikle toparlayacak olursak, yangına hassas bölgelerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçevesinde birçok tedbirler alındı ve bunlar da Ağustos ayı boyunca önceden olduğu gibi uygulanmaya ivedilikle devam edilecek diyelim. Sözü tekrar İzmir'den size bırakalım Tahir İnan. Tayfun Er'e teşekkür ediyoruz. Tabii sadece ormanlık alanlara girmemekte kalmıyor. Bizim yola attığımız, dışarıya attığımız bir pet şişe ya da bir sigara izmariti dahi bu orman yangınlarına maalesef sebep oluyor. Duyarlı olmakta fayda var. Abdülhamit Han sondaj gemisi Ağustos'ta ilk görevine çıkıyor. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin ilk görev yeri Doğu Akdeniz. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Detaylar birazdan. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevk edilmesi için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Dünyanın gözü aslında artık bugün Türkiye'de olacak, İstanbul'da olacak. Tahıl sevkiyatı anlaşması için imza töreni Başkan Erdoğan'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün yapılacak. Dünyayı saran tahıl krizini sonlandıracak anlaşma İstanbul'da imzalanacak. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Kiev'in Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken 20 milyon ton tahıl Odessa limanındaki silolardan çıkarılamadı. İşte bu durum tahıl krizine neden oldu. 13 Temmuz'da tahıl sevkiyatının sağlanması ve güvenli koridorun oluşturulması için Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler heyetleri İstanbul'da bir araya geldi, müzakereler olumlu sonuçlandı. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak. Tahıl koridoru neden önemli onu bir kez daha hatırlatalım. Ukrayna'da özellikle de Rusya'nın işgali altında bulunan Odessa'da silolarda şu anda 22 milyon ton dünyanın ihtiyaç duyduğu tahıl bekliyor. Tabii ki o tahılın öncelikle tüm dünyaya ulaşabilmesi için de öncelikli hamlelerden birisi Odessa limanında bekleyen dolu gemilerinde yola çıkması. Tabii ki yapılacak anlaşmayla birlikte önce o gemiler yüklerini boşaltacak, ardından da Ukrayna'da bekleyen 22 milyon tonluk o tahıl dünyaya ulaştırılacak. Çünkü o tahıl nedeniyle bugün başta Afrika olmak üzere birçok Asya'da, birçok ülkede maalesef ki açlık krizi, gıda krizi baş göstermiş durumda. Ki bu sorunun çözülmesi için de Türkiye aslında en başından beri devrede ve artık onun da meyveleri yakın zamanda alınmaya başlanacak. Bugün atılacak imzaların ardından. Pazarcı esnafı markete göre %50 daha ucuza ürün satıyoruz diyor. Peki gerçekten de öyle mi? A Haber ekipleri semt pazarlarına gitti. Bu soruya yanıt aradı. Detaylar birazdan. Gazetelerle devam ediyoruz. Sabah Ajansı'na, Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Dünyanın yaşamış olduğu bu enerji krizi malum ortada ama Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için her geçen gün yeni bir hamleyle
karşımızda. Ki son olarak da dün Akkuyu'da 4. reaktörün temeli atıldı. 100 yılın yatırımı başlığını atmış Türkiye gazetesi de. İlk nükleer santralimiz yatırım bedeli ve ekonomiye katkısıyla çok farklı boyutta. Ve 2023'te ilk reaktör hizmete girecek. Bakan Dönmez'in açıklamalarını yine aktarmış Türkiye gazetesi. İran hazırladı, PKK vurdu. Bir başka haber, Zaho saldırısının öncesi ve sonrası ve tetikçisi Türkiye'ye yönelik kirli tuzağı açıkça ortaya koyuyor. Iraklı emekli general, eylemin planı İran'da hazırlandı, tetikçilik görevi de PKK'ya verildi açıklamasını yaptı. Devam edelim yine bir başka haberle. Türkiye devreye girdi, tahıl imzası atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle dünyayı sarsan Ukrayna tahıl krizinde artık sona gelindi. Ve 98 kişi sudan zehirlendi, 14 kişi yoğun bakımda. Merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 98'e yükseldi. Ve bölge halkı muslukları açın, suya temas etmeyin ve kesinlikle kullanmayın diye de ikaz edildi. Bunu yapan İnsan olamaz. İstanbul'dan Karasu'ya tatile giden genç bir kız dehşeti yaşadı. Yolda yürürken otomobille yaklaşan şahsın sözlü tacizine uğradı. Fotoğrafını çekti ama tacizci onu ezmeye kalkıştı. Yetmedi, şehir eşkıyası markete sığınan kızı tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Devam edeceğiz yine gazeteleri sizlerle paylaşmaya. Muğla'ya gideceğiz şimdi. Muğla'da bir doktor hastaneye gelen uzman çavuş tarafından darp edildiği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak güvenlik kameraları incelendi ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Ve FETÖ'cü olduğu tespit edilen o doktorun da açığa alındığı bilgisini paylaşalım. Son gelişmeler için de Vural Efecik bizleri bekliyor. Vural, günaydın. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyoruz. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda uzman çavuş Ali Aladağlı'nın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan fakat ortaya çıkan görüntülerle darp edilmediği belirlenen Doktor Tahir Tarımer'in Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verildi. Yatan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı 14 Mart'ta saat 23 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Aladağlı kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Doktor Tahir Tarımer ile tartışmıştı. Doktor Tarımer tartışmada Aladağlı tarafından darp edildiğini ileri sürüp şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi. Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Aladağlı polis merkezindeki ifadesinde burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım, kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim dedi. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırıya uğradığını ileri süren Doktor Tarımer'in evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Ali Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verildi doktorun. Uzman çavuş Aladağlı hastaneden taburcu olurken bir grup sağlıkçı tarafından alkışlı protestoya maruz kaldığını hatırlatıp sözü yeniden size bırakalım. Vural Efeci'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Ve devam edelim efendim. Bugün 22 Temmuz 2022 ve aslında önemli bir tarihin yıl dönümü. 2007 seçimlerinin yıl dönümü. Çünkü AK Parti o gün yapılan seçimlerde yeniden tek başına iktidara gelmişti. Şimdi 2007 yılına gidelim. Hangi parti o seçimlerde ne kadar oy almıştı onu sizlerle paylaşalım. AK Parti'nin oy oranı %46.58'di ve bu oy oranıyla meclisteki sandalye sayısı 341. CHP %20.88 oy almış, 112 milletvekili çıkarmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi ise %14.27 oy almış ve 71 milletvekili çıkarmıştı. 26 da bağımsız milletvekili vardı. Ve genel seçmen sayısına baktığımızda
Toplamda 42.799.303 seçmen vardı 2007'de ve o seçmenlerden toplam kullanılan oy sayısı ise 36 milyonun üzerinde. Yani katılım oranı da oldukça yüksekti, %84.25. AK Parti'nin aldığı oysa 16.327.291'di. Ve AK Parti en yakın rakibi CHP'ye büyük fark atarak iki katından fazla oy almıştı ki haritada da aslında o oy dağılımı görülüyor. Tüm Türkiye'nin neredeyse tamamı birkaç il haricinde AK Parti'nin çoğunlukta oy aldığı noktalardı ki o günden bugüne AK Parti tabii ki birçok çalışmaya imza attı. Reform niteliğinde önemli projeler hayata geçirdi. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve daha birçok alanda ve 2023'e giderken de bu projelerde özellikle de enerji, doğalgaz, petrol ve elektrikte önemli projelerin hayata geçeceğini biliyoruz. Ve tabii ki ekonomide de önemli gelişmeler yaşanıyor bu süreçte. Merkez Bankası'ndan dün bir açıklama yapıldı. Para politikası kuruldu Temmuz ayında. Politika faizine dokunmadı ve %14'te sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Temmuz ayı toplantısında beklenildiği gibi politika faizini %14'te sabit tuttu. Karar metninde ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarıyla küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarında artışların enflasyonda etkili olduğuna vurgu yapıldı. Kurul, makro ihtiyati tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağına, gerekirse ilave tedbirlerin alınacağına değindi. Politika çerçevesinde gözden geçirmenin sürdüğü belirtildi. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir. Karar metninde küresel resesyon ihtimalinin arttığına dikkat çekildi. Bunun cari dengeye olumsuz yansıyabileceği ifade edildi. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmektedir. Bunun yanında enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına girdi ki Avrupa Merkez Bankası'na negatif faiz dönemine böylece son verilmiş oldu. Yine politika faizi 50 bas puan artırılarak %0'dan %0.50'ye çıktı. Faiz artırımlarına Eylül'de de devam etmesi bekleniyor. Ama önemli açıklamalar yapılmıştı. Çünkü enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu ve enerji fiyatlarının kısa vadede yüksek kalacağı Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda dikkat çekti. Ki özellikle o enerji krizi Avrupa'da ortaya bu manzarayı çıkardı diyebiliriz. Şimdi ülkemize devam edeceğiz. Malum genellikle bizler ekranlardan hal fiyatlarını, çünkü yaz aylarının gelmesiyle birlikte ürünlerin fiyatları düştü. Çünkü hasatlar başladı. Tarladan vatandaşa uzanan meyve sebzelerin fiyatlarını da ekranlara getirince akıllarda bazen soru işareti oluşuyordu. Marketlerde peki neden bu kadar yüksek diye? Çünkü pazarcı esnafının daha ucuz sattığına yönelik biraz önce bir haber paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. Şimdi pazarcılara mikrofon uzattık. Neden markette fiyatlar daha pahalı? Onu izleyelim, devam edelim. Marketle pazar bir değil. Pazar çok iyi. Fiyat pazarı pek nadir, pek nadir. Bazen market farklı, bazen pazar farklı oluyor. Daha uygun, seçenek fazla. Burada daha kaliteli. Çünkü seçenek fazla. Markete gidin sadece bir ürün var ama burada aynı kalitede iyisi de var, kötüsü de var. Tarlalardaki bolluk bereket pazar tezgahlarına yansıdı. Marketlerle pazarlar arasında tercih yapmalarını istiyoruz. Öncelikle vatandaşlarımız marketi de gezsin, pazar yerleri de gezsin. Aradaki farkı görecekler. Kaliteli ve uygun fiyatlı sebze meyveleri almak isteyenler semt pazarlarının yolunu tutuyor. Ben açık ve net söylüyorum. Bugün pazar yerlerindeki domates fiyatları 5 lirayla 10 lira arası.
En güzel domates 10 lira ama marketlerde 20-25 lira. Bugün pazar yerlerinde patlıcan 5 lira, 7 lira, 6 lira ama marketlerde 15 lira, 18 lira bu civarlarda. Bugün salatalık olsun ve taze fasulye olsun mesela. Taze fasulye pazarda 10 lira, 12 lira ama marketlerde 20 lira, 25 lira. Bugün biberler marketlerde 20-25 lira birinci kalite, pazarlarda 10 lira. 12 lira, 8 lira, 6 lira. Pazar ucuz diye şey diyorum. Pazar daha uygun. Marketten hiç ayak basamıyoruz. Üç çocuk sahibiyim yani. Yetiştiremiyoruz. Pazarımızdan memnunuz. Kalite gördüğünüz gibi. Her bütçeye göre market biraz daha şey oluyor, pahalı oluyor. Gücümüz yetmiyor. Herkes bu ortamda gücüne göre yer seçiyor. Evim yakın. Bir de daha taze oluyor o yüzden. Marketler ve pazarlardaki fiyat uçurumu günden güne daha da artış gösteriyor. Bizler şu anda Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir pazardayız. Vatandaşımıza soracağız. Bakalım onlar fiyatlar için neler düşünüyor? Pazar şöyle ki bütün hani herkesin bütçesine hitap eden bir yer. Market pahalı yani. Herkesin bütçesi yetmiyor markete. Ha pazar herkes gelebiliyor yani istediği fiyata istediği şeyi bulabiliyor. Benden almadın daha gidiyorsun daha ileride daha güzelini bulabiliyorsun. Yani seçenin daha çok. Pazarda bir maydanoz akşam gel 1 milyondan alabilirsin. Ama markete git 4 lira 5 lira. Pazarcıların esnaflığı daha güzel. Taze mal getiriyorlar. Malın en güzellerini alırlar. Şu almış olduğum salatalığı ben 6 liraya aldım. Elimle seçtim. Şu domatesin kilosunu 7 liraya aldım. Vermezler. Patlıcanı 5 liraya aldım. Avrupa'da gidip de marketten ben salatalığı 3 kilo seçeyim hakkın yok vallahi yok. Paketlemiş kaderine şansına ne çıkarsa onu alıyorsun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2017 yılında başlattığı sıfır atık projesiyle bir kez daha ödüle layık görüldü. Erdoğan'a Dünya Bankası tarafından iklim ve kalkınma liderlik ödülü verildi. Törende konuşan Erdoğan, küresel eylemin önemli bir aktörü olmaya devam edeceğiz dedi. Teşekkür ederiz. Vallahi ben bu işlere başlarken bu kadar ödül alacağım falan hiç aklıma gelmedi ve ödül almak için de yapmadım bunları. Çevre için çıktığı yol dünyanın takdirini kazandı. Ödül almak hedefi değildi ama Emine Erdoğan bir kez daha sıfır atık projesine verdiği katkılardan dolayı onurlandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir ödül törenine ev sahipliği yaptı. Dünya Bankası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü verdi. Törende konuşma yapan Erdoğan, ödülü çocuklar ve doğa severler adına kabul ettiğini söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelede adil yük paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin mücadeleye aktif katkı sağlaması son derece önemli. Bu farkındalıkla önümüzdeki süreçte küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz. Sıfır atık projesi hakkında son verileri de paylaşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda attığı adımları anlattı. Atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında %60'a taşımayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. Mavi bayraklı plaj sayımız 2002 yılında 151 iken bugün bu sayı 531'e çıktı. 2023 yılına kadar ülkemiz genelinde toplamda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Erdoğan konuşmasında gençler için de bir talepte bulundu. Çevre kampı ve çalıştaylar düzenlenmesini istedi. İklim elçileri bu talebi heyecanla karşıladı. Burada olmak aslına bakarsanız bizlere gerçekten onur ve gurur verici. Tek amacımız iklim değişikliği ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek. Bunların hepsi bizim için çok küçük adımlar ama dünya için ileride büyük adımlar olacaklar. Biz de bu işte varız. Bu tür etkinliklerde bulunmamız gerçekten çok onur verici. Büyük bir aydınlanma, büyük bir bilgi birikimi oluşturuyor ve çevremize daha fazla örnek olmaya özen gösteriyoruz. Tören sonrası sürdürülebilir iklim hedeflerinin yer aldığı makete imza attı. Daha çok işimiz var ama hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Vallahi vatandaşlarımız zaten çok sahiplendiler bu işi. Halkıma güveniyorum, halkımıza. Bunu mutlaka en iyi şekilde yapacaklardır.
Ulaşımda dev projeler bir bir hayata geçiyor ve o projeler sayesinde yollar kısalıyor ve şehirler artık birbirine daha yakın hale geliyor. Trabzon'la Gümüşhane arasında yapılan yeni Zigana Tüneli'nin de bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanıyor. Bu projeyle birlikte Doğu Karadeniz'i Orta Doğu ve Kafkaslara bağlayacak bir yol da hizmete girmiş olacak. Ulaşımda konforu artıracak. Dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak. Yeni Zigana Tüneli Trabzon'la Gümüşhane arasında inşa ediliyor. Ülkemizin karayolu ulaşımındaki en önemli projelerinden biri olan Yeni Zigana Tüneli'nde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tünel çift tüpte 29 kilometre uzunluğunda. Proje Doğu Karadeniz'i, Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayacak. Yeni Zigana Tüneli tamamlanıp hizmete girdiğinde ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olma özelliğini taşıyacak. Yeni Zigana Tüneli'nde yerli ve milli kaynaklar kullanılıyor. Proje Türk mühendisler tarafından yürütülüyor. Tünel hizmete girdiğinde zamandan 18,6 milyon lira, akaryakıttan 39,5 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salımı ise 15.779 ton azaltılacak. Yeni Zigana Tüneli'nin 2022 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle birlikte sürücülerin mevcut güzergahta yaşadıkları olumsuzluklar da ortadan kalkacak. Böylece sürücüler daha konforlu, ekonomik ve daha güvenli bir sürüş imkanına sahip olacak. Faaliyete geçerse bizim için çok iyi olacak tabii ki de. Hem yakıt konusunda hem araçların rahatlığı konusunda. Saatlerimiz 8'i gösteriyor efendim artık. Sabah Ajansı son saatinde de devam ediyor A Haber ekranlarında ve A Haber Radyo'da. Dün önemli gelişmeler vardı. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı yakından ilgilendiren ki bugün de o gelişmelerin devamını sizlerle paylaşacağız. Öncelikle bu sabah diliminde, bu saat dilimizde neleri paylaşacağız onu hemen aktaralım. Milli Güvenlik Kurulu vardı dün, 3 saat sürdü. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride terörle mücadelede kararlılık vurgulandı. NATO'ya da çağrı vardı. Detaylar birazdan. Domates fiyatları tarladan markete giderken 5 kata kadar çıkıyor. Tarladan markete domates fiyatındaki uçurumun nedeni ne? Detaylar birazdan. Yapılan düzenlemeyle özel okul fiyat artış oranı %36 ile sınırlandırılmıştı. Ancak İstanbul'da bazı okullar fahiş fiyatlarla gündemde. Hatta bazı okullar yıllık 300 bin liranın üzerinde, ailelerse bu duruma tepkili. Hepsi ve daha fazlası Sabah Ajansı. Dünya Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün büyük bir enerji, büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya. Bu gıda krizinin, tahıl krizinin çözümü içinse Türkiye devrede. Birazdan detaylarını paylaşacağız. Ama merak edilen soru şu, Rusya-Ukrayna savaşı neden bu kadar büyük bir krize yol açtı? Öncelikle belirtelim ki dünyada tahıl üretiminde, özellikle de buğday üretiminde Rusya birinci sırada, Ukrayna ise dördüncü sırada ve özellikle üretmiş olduğu buğdayın büyük çoğunluğunu ihraç ediyor Ukrayna. Bu nedenle de o sıralamada dördüncü sırada diyebiliriz. İşte savaşın başladığı günlerden bu yana Ukrayna'da bir ihracat sıkıntısı yaşandı. Özellikle Rusya'nın Odessa ve liman şehirlerinde kontrolü ele geçirmesiyle birlikte silolarda bulunan tahıllar dünyaya gönderilemedi. Ve özellikle buradaki kritik nokta Odessa. Çünkü Odessa'daki silolarda yaklaşık 22 milyon ton tahıl bulunuyor ve bu tahılların bir an önce dünyaya açılması gerekiyor. Ama sadece o silolar değil, özellikle altını belki de çizmemiz gereken noktalardan birisi Odessa limanındaki yüklü gemiler de orada duruyor ve birçok etkenden dolayı hareket edemedi. Dünyaya yüklerini götüremediler. Öncelikle o yükler o gemilerden boşaltılacak, ardından da bugün çizilecek olan yol haritasıyla birlikte Odessa limanındaki o 22 milyon tonluk tahıl dünyaya İstanbul üzerinden, Türkiye üzerinden ulaştırılacak ki Ukrayna zaten büyük çoğunlukla o yüklerini, yani tahıllarını, ihracatını deniz yoluyla
yapıyordu. Ve bu nedenle de bugün başta Afrika olmak üzere dünyada birçok noktada gıda krizi yaşanıyor. İşte bu gıda krizinin önüne geçmek için de Türkiye olayın belki de savaşın ilk günlerinden beri devrede. Ve nihayet meyvelerini vermeye başladı. Dün İletişim Başkanlığı duyurmuştu. Bugün çözümün adresi İstanbul'da. Dünyanın gözü bugün İstanbul'da. Çünkü Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le birlikte o anlaşmayı imzalayacak. Detaylar için de Mehmet Seyrek bizleri bekliyor hemen. Mehmet'e dönelim. Mehmet, günaydın öncelikle. Kolay gelsin. Neler aktaracaksın o anlaşmayla ilgili? İyi sabahlar Tahir İnan. Bizler şu anda Dolmabahçe ofisinin tam önündeyiz. Saatler 16.30'u gösterdiğinde Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de burada olacak ve o bahsetmiş olduğumuz tahıl koridorundaki yol haritasının çizilmesi için artık imzalar atılacak. Ne olmuştu diye şöyle bir özet anlatacak olursak, Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyayı gıda krizi sarmıştı. Çünkü her iki ülkedeki milyonlarca ton tahıl savaş sebebiyle ihracat edilemiyordu. Türkiye bir tahıl koridoru diplomasisi başlattı. Özellikle Karadeniz'deki mayınlar nedeniyle de bu gemiler geçemeyecekti. Bu koridorla birlikte gemilerin güvenli geçişi öncelikle sağlanacak. İşte 13 Temmuz'da da İstanbul'da bir zirve gerçekleştirilmişti. Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerinden gelen temsilciler İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiler ve yol haritasını çıkardılar. Bugün ise tarihi gün olacak. Dünyanın gözü İstanbul'da, hemen arkamdaki Dolmabahçe ofisinde saatler 16.30'u gösterdiğinde kabul başlanacak ve Başkan Erdoğan heyetlerle birlikte görüşmeyi sağlayıp imzalar atılacak. Şu anda Ukrayna limanlarında 22 milyon ton tahıl bekliyor. Rusya'da ise 30 milyon tondan fazla tahıl var ve hasat dönemiyle birlikte bu tahıl miktarı 50 milyon tonu da aşacak. Hal böyleyken bu imza süreci de olduktan sonra başlanacak tahıl koridoruyla birlikte tüm dünyadaki o gıda krizinin bir nebze olsun rahatlanması bekleniyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.30'daki bu zirve öncesinde saat 14'te de 41 ayda 41 eser toplu açılış törenine katılacağını bilgisini paylaşalım. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeni sergiler açılış programında olacak diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Tahir İnan. Mehmet Zeyre'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Şüphesiz ki bu gıda krizi ülkemizde de özellikle buğday ve un fiyatlarındaki yükselmeye sebep olmuştu ki yeniden düşmesi bekleniyor. Sadece bu da değil tabii ki. Türkiye özellikle fiyatların düşürülmesi için enflasyonla mücadele kapsamında tarımsal desteklerini de artırmıştı. Ve bu destekler sayesinde çiftçiler bu yıl rekolteden büyük beklenti içerisindeler. Tabii sadece bu değil. Türkiye aynı zamanda yurt dışında da bazı tarımsal yatırımlara imza attı. Bakan Kirişçi'nin önemli açıklamaları vardı. Detaylar için de Ankara'da editör arkadaşımız Arzu Fidan verdi. Bizleri bekliyor. Arzu merhaba, günaydın. Günaydın Tahir İnan. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışında özel sektör aracılığıyla gerçekleştirmesi planlanan tarımsal yatırım araçlarına, yatırımlarına ilişkin vizyonuyla ilgili yaklaşık yarım saat önce bir açıklama yaptı. Hemen o açıklamasının detayına bakacak olursak, aslında bakanlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti. Yine o açıklamasında hemen bakanlığın yabancı ülkelerde özel sektör aracılığıyla yatırım imkanları geliştirme konusunda yeni bir vizyon belirlediğini belirtti. Bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edecektir ifadesini kullanmış olduğunu söyleyelim. Hemen açıklamanın daha da detayına bakacak olursak, aslında bakanlığın yabancı ülkelerde özel sektör aracılığıyla yatırım imkanları geliştirme konusunda yeni bir vizyon belirlediğine dikkat çekilmişti o açıklamada. Bu manada özel sektörün tarımsal kalkınma sürecine dahil olması için teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır denildi. Ülkemize döviz girdisi sağlayan en önemli sektörlerden bir tanesi de inşaat sektörü. Ülke kalkınma
yapılmasının, özel sektör aracılığıyla desteklenmesinin en güzel örneklerinden bir tanesidir ifadesinin de kullanılmış olduğunu söyleyelim. Yine yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Türk şirketlerinin, yani özel sektörün nihai karar verici olduğuna da dikkat çekilmişti aslında o açıklamada. Bakanlık olarak görevimiz yatırımcı firmalarımıza yatırım yapılacak ülke ortamı hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktadır ifadesini de kullanmış olduğunu söyleyelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hemen bitirmeden şu noktaya da bir kez daha dikkat çekecek olursak aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanmasının kesinlikle söz konusu olmayacağına dikkat çekmişti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi. Bakanlığımızın vizyonu yurt dışında tarımsal üretim yapmak için Türk yatırımcısını teşvik etmek ve onlara avantaj sağlamaktadır denilmişti. Bakanlığımızın görevi yatırımcılarımıza yabancı ülkelerdeki tarımsal yatırım imkanları hakkında bütün yönleriyle bilgi vermektir. Ayrıca yatırımcılarımızın haklarını koruyacak şekilde her şekilde hukuki bir zeminin oluşturulduğuna da dikkat çekmiş olduğunu ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım Tahir İnan. Arzu'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Dün de gözler Milli Güvenlik Kurulu'ndaydı, külliyedeydi. Yaklaşık 3 saat sürdü Başkan Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantı. Toplantının ardından yapılan, paylaşılan bildiride de terörle mücadelede kararlılık vurgulandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat 10 dakika süren toplantıdan 7 maddelik bildiri çıktı. Bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı. Operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü denildi. FETÖ'yle mücadeleye ayrı parantez açıldı. Terör örgütleriyle işbirliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda NATO Liderler Zirvesi de tüm detaylarıyla ele alındı. Yayınlanan bildiride NATO'ya terörle mücadelede Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı. Toplantıda tahıl koridoru konusu da görüşüldü. Küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin çözümü için çalışıyoruz ifadesi kullanıldı. Sorunun çözümü için ateşkesin önemi vurgulandı. Ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokasyonları. Milli Güvenlik Kurulu'nda Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak kara suyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Atina'ya düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan haklarına aykırı faaliyetlere son verme çağrısında da bulunuldu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'nin desteği bir kez daha hatırlatılırken, küresel ekonomik kriz için alınması gereken tedbirlerin de gözden geçirildiği belirtildi. Verilen bu mesajlar terör örgütünde tabii büyük korkuya neden oldu. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde farklı girişimlerde bulundular ki son olarak hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmiştik. Ayn el Arab ve Ayn İsa bölgesinde rejimin bayrağını asmışlardı. Bayrağın altına sığınmakta yetmediler. Aynı zamanda rejimin askerleri de, unsurları da şu anda o bölgeye geldi. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan tamamen sökülüp atılması olacaktır. Tahran'da gerçekleşen üçlü zirvede Türkiye net mesaj verdi. PKK. Zirvenin hemen ardındansa Reuters haber ajansı Suriye'nin kuzeyinde Esad rejimiyle terör örgütü YPG PKK'nın işbirliğini görüntüledi. Görüntüler Ayn el Arab ve Ayn İsa bölgelerinde çekildi. Teröristler bu bölgelerde artık rejim bayrağı kullanıyor. Rejim askerleriyle birlikte teröristler Türkiye'ye karşı tatbikatlar gerçekleştiriyor. Esad rejimi bölgeye ağır silahlar da konuşlandırdı. Kazılan mevzilerde de teröristler ve rejim askerleri birlikte nöbet tutuyor. Paylaşılan görüntülerde Esad askerleri bölgeye teröristlerin çağrısı üzerine geldiklerini de söylüyor. Evet,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Korgan ilçesine bir ziyarette bulundu. Akşener bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tıpkı daha önceki o tepkilerde olduğu gibi o vatandaş maalesef tartaklandı. İYİ Partililer bu kez Ordu'da vatandaşa saldırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet Ordu'nun Korgan ilçesine ziyarette bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte temaslarda bulunan Akşener bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Kent ziyaretlerinde sık sık gerginlik yaşayan ve kendilerini protesto eden vatandaşlara hakaret ve yumruklarla karşılık veren İYİ Partililer yine aynı yönteme başvurdu. İYİ Partililer derdini anlatmaya çalışan vatandaşı tartaklayarak uzaklaştırdı. Elazığ'da 74 yaşındaki Mevlüt'e Bendirli oldu. Hatırlayacaksınız, dün bir röportaj ekranlarınıza, bir tepki ekranlarınıza getirmiştik. CHP'li Öztrak ve beraberindeki heyet Elazığ'daydı. Ama onlara bazı sözler sarf etmişti Mevlüt'e teyze. O gün neler yaşandı kendisini A Haber'e sizler için anlattı. Biz de sizin için. Geçmiş olsun. Parmak çok. Türkiye'mizi kapatmaz. Parmak çok. Memleket için yollardayız. Hadi. Siz Türkiye'ye bakın, dışarı bakmayın. CHP'li Faik Öztrak bu sözlerle tepki göstermiş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet Elazığ'daki tarihi kapalı çarşıda esnafı ziyaret etti. Bu sırada Öztrak'ın yanına giden 74 yaşındaki Mevlüt'e Benderlioğlu Öztrak'a tepki gösterdi. Biz de sizin için. Parmak çok. Türkiye'mizi kapatmak. Mevlüt'e teyze o gün yaşananları A Haber'e anlattı. Neye geldiniz? Ortalık katmaya mı geldiniz dedim. Ayıptır dedim. Ha nedir dedim. Hem dışarı hem içeri hep biz uğraşıyorsunuz Türkiye'ye karşı. Bu Türkiye'ye yazık yazık dedim. Sizin bu yaptıklarınızı böyle görünce çok üzülüyorum dedim. Mevlüt'e Benderlioğlu eskiden hastanelerde tedavi olabilmek için çekilen çileleri hatırlattı. Sağlıkta Türkiye'nin şimdi geldiği noktayı gözler önüne serdi. Şimdi cennetteyiz, cennette. O zaman nedir cehennem? Ağam kızımı da o zaman götürdüm, apantiste ameliyat ettim. Parayı peşine almasalar kızımı ameliyata almadılar. Şimdi şehir hastanesi nasıl? Ay Allah var. Allah işlerini güçlerini hepsini rast getirsin. Burada çalışanları, emeği geçenleri, reisi hepsini de. Diyorum da her şeyimiz, banyomuz, lavabomuz, her şeyimiz eskide 7 yataklı ev odalarda yatıyorduk. Mevlüt'e teyze altılı masa üyelerine de tepki gösterdi. Abi Erbakan'ın gemisi sızılıyor. Hele o Davutoğlu, o babacan. Davutoğlu sen doğru bir adamdısa orada başbakanlık yaptın. Eğer bu adamın bir yolsuzluğu varsa o zaman babayı git oladın çıkadı. Diyedin ki bu adam hırsızlık yapıyor, bu adam yolsuzluk yapıyor. Sana Maliye Bakanlığı'nı teslim etti. Sen niye o zaman sesin çıkmadı şimdi karşısına çıktı? Biz de sizin için. Geçmiş olsun. Parmak çok. Bir Gün ve Cumhuriyet gazeteleri Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çevre ajansını hedef alan haberlere imza atmıştı. Konu yargıya taşınmıştı ve o yargı süreci tamamlandı. Şimdi iki gazetede tekzip metni yayınladı. Gerçeğe aykırı ve somut gerekçesi olmayan Emine Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden Cumhuriyet ve Bir Gün gazeteleri asılsız haberleri için tekzip yayınladı. Bir Gün gazetesi 28, Cumhuriyet gazetesi ise 29 Mayıs'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Çevre Ajansı'nın Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulduğunu ve ihaleler için şahsının yetkili olacağı yönünde iddialara yer vermişti. Türkiye Çevre Ajansı'nı kurarak depozito yönetimi yoluyla milli servetin heba olmasının önüne geçecek bir adım daha attık. O haberle ilgili Emine Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel mahkemeye başvurdu. Yargı süreci de tamamlandı. Sıfır atık gönüllüleri ekibi kurduk. Atık kumbaralarını her gün kontrol ettik. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği haberlerden dolayı iki gazetenin tekzip yayınlamasına karar verdi. Gazeteler yeni sayılarında tekzip metnini yayınladı.
Bolu'nun Yuva Köyü'nde aralarında çocukların da olduğu zehirlenenlerin sayısı 100'e yaklaştı. Peki son durum ne? Hangi önlemler alınıyor? Detaylar için Bolu'ya gideceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş karşımızda. Mehmet Sabri günaydın. Günaydın diyerek söze başlayalım. Evet, Bolu'nun Yuva Köyü'nde 53'ü çocuk olmak üzere 98 kişi içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvurdu. 98 vaka var ama bunların şu anda 43'ü tedavi görüyor çeşitli hastanelerde. 14'ü ise yoğun bakım tedavisi görüyor. Tabii bunun sebebinin araştırılmasıyla birlikte ilk gün itibariyle vakaların ortaya çıkmasının ardından içme suyundan alınan numunelerin Ankara'da analiz ve laboratuvar tetkikleri devam ediyor. Diğer yandan da içme suyu verilen depo ve kuyularla ilgili de Sağlık Bakanlığı ve İl Özel İdari ekiplerinin çalışmaları vardı. Neydi bunlar? Depolar boşaltıldı, tamamen tahliye edildi, dezenfekte edildi. Sonrasında dün itibariyle Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından depolara gelen suda süper klorlama işlemi yapıldı. Bu işlem de aslında işte bu tür hastalıklara sebebiyet veren bakterilerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için klor oranının oldukça yükseltilmesi anlamına geliyor. Tabii süper klorlama yapılır yapılmaz camilerden de anonslar yapıldı. Bu anonslarda vatandaşların evlerindeki şebeke suyu çeşmelerini açmaları gerektiği ancak kesinlikle kullanmamaları yönünde anonslar yapıldı. Vatandaşlar çeşmelerini açtığı takdirde özellikle evlere suyu sağlayan o tahliye borularının içerisindeki su da temizlenmiş olacaktı. Dolayısıyla bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan tabii içme suyu olmayınca vatandaşların bu ihtiyacını karşılamaya yönelik yine İl Özel İdare ve Kızılay ekipleri tarafından hem köyün merkezinde bulunan caminin önüne litrelerce su gönderildi, paketlenmiş su. Hem de bu camiye gelip su alma imkanı olmayan vatandaşlara da kapı kapı dolaşılarak bu su ulaştırıldı. Dolayısıyla vatandaşın içme suyu ihtiyacı karşılanmaya devam ediliyor. Ancak dediğimiz gibi şu an itibariyle şebeke suyu hala kullanılmıyor. Dün yeniden numuneler alındı. Dün alınan numunelerse incelenmesinin ardından eğer dünkü numunelerde herhangi bir bakteri ve insan sağlığını tehdit edecek bir duruma rastlanmazsa vatandaşların yavaş yavaş su kullanımına yeniden başlaması öngörülüyor. Tabii bu yaşananların ana sebebine bu araştırılıyor. Ancak baktığımızda öncesinde hemen Kurban Bayramı olduğunu görüyoruz. Kurban atıklarının dereye karışmış olabileceği, sonrasında bu atıkların sel sularıyla birlikte içme sularına karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Tabii bunlar laboratuvar sonuçlarıyla daha da netleşecek. Biz de netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Mehmet Sabri'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Gündeme gazetelerle bakmaya devam edelim. Sabah gazetesinin bugün manşetinde yine dünyanın yakından takip ettiği o konu var. Bir yandan da dövize endeksli yine rüşvet pazarlığı bilgisini paylaşalım. Önemli bir haber. Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Hatırlayacaksınız Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı Erdağ'a ve onun ses kaydına ulaştı Sabah gazetesi. Kur farkından yakınan Erdağ bir de Mercedes istemiş diyor. Devam edelim yine. Sabah gazetesinde enerji bağımsızlığı yolunda dev adım. Akkuyu nükleer güç santralinde son reaktörün temeli atıldı. Birazdan detayını paylaşacağız. Devam edelim yine bir diğer gazetemiz Takvim gazetesine bakalım. Orada da İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haber var. Köşke Bucak Ekrem. İmamoğlu gözünü Boğaz'daki köşklere dikti. 20 milyon lira harcayıp Hisarüstü konağını ikametgaha çevirdi ve şimdi de Emirgan'daki beyaz ve pembe köşkleri halka kapatıp kendisine ve eşine tahsis etti diyor Takvim gazetesi. İstanbul'daki o skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor maalesef. Şimdi dünya tabii büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya ama Türkiye bu kapsamda önemli çalışmalara imza atıyor. Özellikle dışa bağımlılığı azaltmak için. Bu kapsamda da en önemli projelerden birisi, belki de Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük projesi olma özelliğini taşıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ki orada da dün son reaktörün temeli atıldı. Peki sisteme girdiğinde neler olacak onu paylaşalım. Öncelikle dünyada nükleer enerji sayısı, işletme sayısı 442 ve toplamda da nükleer enerjiden 2022 yılındaki üretim 2553 terawatt. 2 milyar ton nükleer enerjinin engellediği karbondioksit salımı yine 33 ülkede kullanıldığını da hatırlatmakta fayda var. Nükleer enerjinin küresel enerjideki payı ise yaklaşık %10 ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali peki onun özelliklerine
1200 megawattlık 4 reaktöre sahip sıfır emisyonla kesintisiz elektrik üretimi yapılabilecek ve yıllık 35 milyon ton karbondioksit salınımı engellenecek ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali ki ilk reaktörün 2023'te devreye alınması bekleniyor. Devam edelim yine bir başka barkomuzda da dünyada nükleer enerjileri kullanan ülkelere bakalım ki en büyük nükleer santraller nerede? Japonya Kashiwazaki Kariwa'da bulunuyor. Yine bir başka ülke Güney Kore Kore'de bulunan nükleer güç santrali de dünyanın ikinci büyük gücünü üretiyor. Kanada'ya üçüncü sırada Güney Kore'de yine bir başka nükleer güç santralini görüyoruz ki özellikle haritaya baktığımızda Uzak Doğu ülkeleri ve Fransa'nın Avrupa'da Fransa'nın en çok nükleer enerjiyle elektrik enerji ihtiyacını karşıladığını ifade edebiliriz. Ki Türkiye'de de sadece şu anda ilk nükleer güç tesisimiz inşaat çalışması devam ediyor. O da tamamlandığında %10'a tekabül ediyor enerji ihtiyacımızda 2026 yılında. Ama bu %10'u şöyle ifade etmekte belki de fayda var. Başkent Ankara ve İzmir malum Türkiye'nin en büyük iki ili. Bu illerimizin tamamının elektrik ihtiyacı karşılanabilir seviyeye gelecek. Şimdi bir diğer yandan enerji fiyatlarıyla birlikte tabii gıda fiyatları da yakından takip ediliyor ki bazı ürünlerde maalesef tarlayla tezgah arasında çok büyük fark var. O ürünlerden birisi de domates. Malum 4-5 kata kadar çıkıyor hal fiyatı, tarla fiyatı göz önüne alındığında. Peki neden oluşuyor bu fiyat farkı? A Haber ekipleri bunu incelemeye devam ediyor. Vedat Sezer de detaylar için bizleri bekliyor. Vedat günaydın, kolay gelsin. Günaydın Tahir Hanım. Evet, domates Çanakkale için çok önemli çünkü marka bir domates. Özellikle Çanakkale, Kumkale domatesi, Batakovası'nın domatesi gerçekten nefasetli, iriliğiyle, tadıyla çok özel. Peki her yıl olduğu gibi bu yıl yine sorularda işaretleri olan bir konu var ki fiyat yapıları nasıl olacak? Biz şu anda Batakovası'nda bir tarladayız ve konuğumuz var. Tarım Kooperatifleri Genel Başkanı Mehmet Özkurdaz'a soracağız. Bu yıl domates hem nasıl hem fiyatları nasıl olacak? Başkanım şu anda tarladayız ve kaynağındayız domatesin. Toplanacak hasat zamanı da yaklaştı. Nasıl bir fiyat bekliyor? Toplanan domatesler şu anda kaç liradan alınıyor? Acaba perakende kaç liraya satılıyor? Şu anda tarla domatesi fiyatları zaten bugün de her gün değişiyor fiyatlar zaman zaman. Bugünkü fiyatlar 6 lira 5 lira olarak kilosu belirli. Sanayi domates dediğimiz yuvarlak olur ve sivri domates dediğimiz 6 lira olur. Burada 5 lira 6 lira arasında bütün üreticimiz domatesini toplar ve bu topladığı domatesi de toptancıya verir. Bunlar il dışına gider, İstanbul'a gider ağırlıklı olarak. Hallerde satış yapılır ve baktığımızda büyük marketlerde de market zincirlerinde özellikle 20 liralara, 18 lira, 23 lira arası bu domatesin satımı gerçekleşiyor. Neden makas bu kadar açılıyor? Makas neden açılıyor? Makas da birçok el değiştirdiği için. Ne kadar el değiştirirse fiyatlar o kadar yüksek olur. Örneğin burada İstanbul'dan kamyon gelir, kamyona 20 ton civarı domates yüklenir. Bu 20 ton domates tekrar İstanbul'a gider. İstanbul'da gerek Boğaz Köprüsü'nden gerekse gemiyle geçer karşıya. Ve halde bunlar hale gider, halden çıkış yapılır. Marjlar nedir? Halde kar marjları ne olmalıdır? Kar marjları %100'lere varıyor, %50'lere varıyor, %200'lere varıyor. Yani burada tüketicinin önüne konuncaya kadar bu domates ürünü aşağı yukarı 300'den fiyatlar yükseliyor, %400'le yükseliyor. Bunda çok hakkaniyetli olmadığını görüyoruz biz. Bu anlamda biz domates üretiminde bu Batakovası'nda 16 bin dönüm büyük bir araziye sahip. Böyle bir arazide sulu bir tarım ve üretime yönelik bir tarım arazisi olan bölgemizde domates fiyatının geçtiğimiz yıllarda 2 liralara, 3 liralara veya 1,5 liraya kadar düştüğünü görüyoruz ve o zaman üreticinin elinde domates tarlaları tarlada kalıyor ve toplamaya değmiyor. Bir maliyeti zaten
5 liradır bir domates üretiminin bir dekardaki masrafı ortalama 5 ton veya 6 ton civarı ürün verir. Ve bu buradan 5 liraya kadar bir maliyet hesabı da ortaya çıkar. Yani 6 liraya satılması domatesin çok da üreticimiz para kazanıyor demek yanlış olur. Ama aracılar paranın en alasını kazanır. Bu iş bu kadar basittir. Teşekkür ediyoruz. Evet, Tarkop Başkanı, Genel Başkanı Mehmet Özkoyunaz da söyledi. Tarlada bugün Çanakkale domatesi 6 lira ancak perakendeye baktığımızda market raflarında 24 liraları 25 liraları bulabiliyor. İşte üretici çok para kazanamıyorken aracılar ve son tüketiciye ulaştıran ok zincirdeki kar marjları inanılmaz yükseliyor diyelim. Sözü Batakovas'tan size bırakalım Tahir'den. Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak ama okul kayıtları başladı. Daha önce özel okul fiyat artış oranı %36 olarak belirlenmişti, sınırlandırılmıştı ama bazı okullar fahiş fiyat artışlarına gitti. Hatta 300 bin liraya varan fiyatlar da var. Haliyle veliler bu duruma bir hayli tepkili. İstanbul'da özellikle özel okul fiyatları 200 bin, 300 bin liraya kadar yaklaşmış. Ne demek istersiniz veli olarak? Bu tabii ki fiyatlar çok 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 uçuk yani. Fiyatlar çok yüksek. Devleti düşünüyorum, özele verecek durumum yok. Çünkü çalışacağım, çalıştığımı bu sefer okula vermiş olacağım. Fiyat artış oranına %36 sınırı çekilmesine rağmen bazı özel okullar ücretleriyle tepki çekiyor. Bu durum okullarda fahiş fiyat tartışmalarını beraberinde getiriyor. İstanbul'da bazı ilçelerdeki özel okullarda yıllık fiyatlar 200-300 bin liralara kadar çıkmış durumda. Bu yıl en fazla özel okullar %36 zam yapabiliyor. Ancak bazı okullar bu oranın üzerinde zam istiyor. İşte bu durumdan hem veliler hem de onların temsilcileri şikayetçi. Bizim bildiğimiz çok lüks özel okullarda 200-300 bin liranın üstünde çıkan rakamlar var bildiğimiz kadarıyla ama ortalamasını söylerseniz yani 90 bin 100 bin seviyesinde bir ortalamadan bahsedebiliriz. Siz Ocak'ta da kayıt yaptırsanız, Eylül'de de kayıt yaptırsanız eğitim ücretinde %36 üzerinden bir zamlanma söz konusu. Okullar velilere ana ücretin yanına yemek, kıyafet ve kırtasiye ücretlerini de ekleyerek toplam bir rakam çıkartıyor. Özel okul velileri platformu sözcüsü Özgür Özkansa uyarıyor. Okul sözleşmesini iyi inceleyin. Ve buradaki şişirdiği rakamın içerisine eğitim ücretini de yüksek açıklayabiliyor bazen. Veliler bu konuda çıplak eğitim ücretinin ne olduğunu mutlaka sorsunlar. Eğitim ücreti geçen seneye göre ara sınıftaysanız %36'nın üstünde artırılamaz. Yaparsa CİMER'e şikayet edebilirsiniz, Milli Eğitim Müdürlüklerine şikayet edebilirsiniz. Hakem heyetine başvurup ödeme yapsanız bile geri alabilirsiniz paranızı. Ama burada sözleşmelerde sanki siz gönüllü olarak o fazla parayı ödüyormuşsunuz gibi maddeler ekleyebilirler. Bunlara veliler dikkatli olsun. Bu arada özel okullar ek hizmet ücretlerinde ise %100 artışa gitti. Geçen sene ben mesela 6500 lira yemek ücreti veriyordum. Bu sene benden 12500 lira isteniyor. Yemek normalde seçmeli bir hizmettir. Ben bunu ödemek durumunda değilim yönetmeliğe göre ama okul bunu ödemediğim takdirde kaydımı almayacağını söylüyor. Özel okul ücretlerine yapılan zam oranları ile ilgili Özkan'ın dikkati çektiği bir nokta daha var. Biz maaşlarımıza TÜFE oranında zam alıyoruz. Yıllık ortalama TÜFE rakamıyla tavan zam ücretleri sınırlandırılırsa velilerin sürekli bu sorun yaşaması durumu ortadan kısmen kalkar. Birazcık daha hani bizi düşünseler keşke. İnşallah biraz bir indirim yaparlar da biz de istediğimiz okula verebiliriz çocuğumuzu. Sabah ajansını bizler de noktalayalım. Yarın tekrar görüşünceye dek esen kalın.